Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, bu hafta sizlere bolca video attık. Kuşlarımızın kafeslerini yerleştirdik. Erkek kuşlarımızı kafeslerine tekledik. Dişi kuşlarımızı erkek kuşlarımızın yanına eşledik. Bu arada Hayatım Hayvanlar kanalı Onur kardeşim de yolda denk geldik. Videosunu çektik. Bugün de sizlere kuşlarımızı eşledikten sonra neler yapmalıyızla alakalı kendi nezdimde bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Her videomda söylemeye devam ediyorum. Ben kendi doğrularımı sizlere iletiyorum. Ama %100 doğru diye bir kaide yok. Binlişlik tasladığımız yok. Benim doğrum size mantıklı geliyorsa uygularsınız. Gelmiyorsa başkalarının doğrularını uygulayabilirsiniz dostlar. Sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimi karşılığı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kamera geçip videomuza başlayalım. Dostlar, hazır sessizlik varken, çünkü şöyle bir durum var. Havalandırmamız kapandığında ve müziğimiz kapandığında kuşlar afallıyor. Yani şaşırıyorlar. O yüzden sessizleşiyor. Ben konuştukça da, gürültü arttıkça da tekrar o gürültüyü bastırma amaçlı kuşlarımız sesi yükseltiyorlar. Şimdi sağ olsun sevenlerimiz, dostlarımız, bizi takip edenler. Bununla ilgili işte abi bir mikrofon kullansan, işte şöyle yapsan, böyle yapsan diye birçok hani telkinde bulunuyor. Bize hani yardımcı olmaya çalışıyor. Ama şunu belirtmek istiyorum dostlar. Benim şu anda kullandığım sistemde, yani telefonumda mikrofon kabul etmiyor, bu bir. İkincisi, arkadaşlar mikrofonlu sisteme girdiğimizde ben biraz bu konularda hassasım ve biliyorum, yani ben radyo, televizyon, sinema mezunuyum. Ayrı bir ses kanalı gelip ayrı bir video görüntüsü alıp 3-5 açıdan çekme işlemine de girerim. O yüzden bu mikrofon işiyle alakalı yineliyorum. İdare edin. Sesi algılıyorsanız hani izleyin. Ses algılanmıyorsa da kimsenin başına silah dayamıyoruz beni izleyin diye. Yani dediğim gibi anlayan, seven, takip eden, dinlemek isteyen ve anlamak isteyen anlar diye düşünüyorum. Şöyle kuşlarımızı zaten göremiyorsunuz. Ona geleceğim. Çoğu yuvada. Bugünle birlikte 8 gün oldu arkadaşlar eşleyeli. Ve çiftleşmeler, yumurtanın gelme belirtileri hepsi şu anda 27 takım üzerinden konuşursak hemen hemen 22-23 takım bu durumda arkadaşlar. Mesela şunlar dün çiftleşiyorlardı. Bir de burası bakın yuvada. Burası dişisi yuvada. Burası yuvada. Buranın dişisi yuvada. Yani şu an hemen hemen hepsi yuvaya girmiş durumda arkadaşlar. Bakın dişi yuvada, dişi yuvada. Şurası dışarıda. Burası aynı şekilde dişi yuvada. Bakın yumurta belirtileri. Kanatlar düştü. Şöyle tekrar düzeltelim. Evet, kanatlar aşağı doğru düştü. Soluma oranı arttı. Bu kuşumuz da büyük ihtimalle kuyruk aşağı doğru İnçik yapmaya başlamış. Bakın görüyorsunuz. Bu kuş yumurtlayacağım haberini veriyor arkadaşlar. Şurası yavaş yavaş oturuyor. Burası arkadaşlar belki yumurtlamış bile olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, şu anda halihazırda bekliyor. Evet dostlar, genel olarak kuşlarımızın çoğu yuvada, yuva ağzında, yumurta hazırlığında. Şimdi biz kuşları eşledik. Eşledikten sonra ne yaptık? Dostlar, en önemli unsur kuşlarınızı eşlemeden önce, biz bunu yaz boyunca söyledik. Kuşlarımızı eşlemeden önce iyi bir hazırlıktan geçirmemiz gerekiyor. Yani bunu futbol gibi düşünün, kuşlarımızı kampa sokmamız lazım arkadaşlar. Kuşlarımızı kampa soktuğumuzda ne yaparız? Kondisyon yüklemesi yaparız. Mamalar veririz, vitaminler veririz, destek ürünleri veririz. İşte eksikliğe göre kür programı yaparız. Bununla ilgili zaten birçok video çektik. Bir önceki videolara giderseniz arkadaşlar, bu
bahsettiğimizi anlarsınız. Şimdi iyi bir kampa girdikten sonra kuşlarımızı eşleme ile alakalı herhangi bir zaman dilimi yoktur arkadaşlar. Yani Eylül'ün birinde kuşlar eşlenir. Hayır, böyle bir mantık yoktur. Mantık tamamen şudur arkadaşlar. Kuşlarınız eşe hazırdır. Tüyden çıkmıştır. Hayvan artık kendini gösteriyordur. İşte o zaman sezon başlar sizin için. Ama Eylül'ün biri geldi diye hazır olmayan, tüyde olan erkeği veya dişiyi eşlediğinizde yumurtalarınız dolmayacak, eşleşme olmayacak, tartışma ve anlaşamama çok sık olacak, eş tutmama durumları gerçekleşecek. İşte burada kuşların hazır olması gerekiyor. Bu en önemli unsur. Biz kuşlarımızı biliyorsunuz ki arkadaşlar iklimlendirme ile yani klimayla hazırladık. Şu an Ankara'da zaten havalar gayet güzel gidiyor. Şu anda burası 22.6 derece. Nemimiz %48. Kuşlarımızı dediğimiz gibi hazır olduğunu düşündük, eşledik. Burası çok önemliydi arkadaşlar. Yani hazır olmayan kuşu eşlediğinizde zaten ne verirseniz verin, E vitamini de verseniz, mama da yapsanız, çimlendirme de yapsanız sonuç almanız minimumdur arkadaşlar. Şimdi biz kuşlarımızın her şeyi eksiksiz bir şekilde tüylerini tamamladılar. Hazır olduğunu gördük ve eşledik arkadaşlar. Ne yapacağız? Bakın, eşlemeden önce 5 gün arka arkaya Fertivit veya E50 Taubenfit ürünü veriyoruz erkeklerimize. O sırada dişi kuşlarımıza kalsiyum takviyesi yapıyoruz. Erkek kuşlarımızı tekliyoruz. 3 gün sonrasında dişi kuşlarımızı yanına eşliyoruz ve bundan sonra ne yapıyoruz? Onu hemen söyleyelim. Mamamızı gösterelim. Bu mamanın içeriğini size şöyle göstereceğim. Pardon. Bu mamanın içeriğinde Nutri ProBird pelet yem var. Haşlanmış yumurta var. Nane var. Maydanoz var. Havuç var. Ve arkadaşlar en önemli unsurdan bahsediyorum. Bread Max var arkadaşlar. Bakın Bread Max'ı yıllardır kullanırım. Doğurganlık ve doluluk artırıcıdır. Kuşlarınızı tetikler. Aksini iddia eden varsa yorumlara bekliyorum. Bread Max dünyaca kendini kanıtlamış muhabbet kuşlarında en üremeye teşvik edici üründür arkadaşlar. Onu şöyle gösterelim size tekrar. Şuradan. Bakın biz burada bunu sürekli elimizin altında tutarız. Bread Max'ı şöyle göstereyim size. Bu ürün arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kullanın. Her mamaya kullanın. Kuşlarınızın ilk batım yumurtası gelene kadar, yumurtayı dizene kadar haftada 3 kez mama yapın ve 3'ünde de kullanın arkadaşlar. Böylece kuşlarınızın daha istekli, daha çabuk birbirlerine alışacağını, daha çabuk yumurtaların geleceğini size söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu yapıyoruz. Bunun yanında da yine tohumlarınızı yağlayarak, mesela şu şekilde bunun içine biz tohumu koyuyoruz. Yine pelet yem var. Tohumlarınızı, pelet yemlerinizi, işte bazı esans yağlar var. Yine kataloğumuzda var bu yağlardan. İsteyen olursa özel olarak 50 ml şeklinde veya 100 ml şeklinde satışını yapıyorum. Bu örnek vereceğim Japon darısı, yulaf, dal darı, keten tohumu, çedene gibi tohumları birbirle karıştırın. Bu esans karışım yağımızdan da dökün. Hayvanlarınız daha iştahlı yiyecek ve yine hayvanlarınızın üremesini teşvik edecektir arkadaşlar. Onu da belirtelim. Şimdi biz mamamızı kuşlarımıza servis edeceğiz. Şu an kuşlarımız tekrar benim sesimi bastırmak için seslerini yükseltti. Mamamızı servis edeceğiz. Mamamızı servis ettikten sonra da
sizlere son olarak yumurta gelmiyor ise ne yapmamız lazım? Onunla ilgili bir bilgi vereceğim ve videomu sonlandıracağım dostlar. Dostlar, mamamızı dağıtırken şunu da belirtmek isterim. Şimdi biz mamayı, işte daldarıyı, ortaya koyulan tohumları dişi ve erkek kuşu bir araya getirebilme amaçlı koyuyoruz. Tabi yuvada olanlar bu işi zaten çözmüş oluyor. Benim size de tavsiyem, yani bol bol ortak ürün koyun ki birlikte yesinler, birlikte paylaşsınlar ve birbirlerine anlayış gösterebilsinler. İlk başlarda dışarıda kavga edenler olur ama sonradan biri birine baskınlık kurup, birisi yer diğeri yanında durup, şunun gibi düşün mesela bu şekilde. Birisi kenardan tırtıklar gibi. Sonra bunlar daha iyi anlaşırlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar püf noktalar. Acele etmiyoruz arkadaşlar. Ben hep söylüyorum. Bu üretim işi sabır işidir. Kimi kuş bir hafta içinde yumurtlama belirtisi gösterir. Kimi kuş bir ay içinde göstermez. İşte ben kuşu eşledim. Bir ay oldu. Öpüşme var. Şu var. Bu var. Ama hala yumurtlamadı. Arkadaşlar, hazır olmadığı sürece yumurtlamayacaktır. Bunu tüm videolarda söylüyorum. Özel olarak soranlara da tekrar burada belirtiyorum. Burada şu anda toplamda bakıcıları saymazsak 27 takım kuşumuz var. Show Jumbo. Bu 27 takımın 27'si de aynı anda üremeyecek tabii ki. Bunların içinde tecrübeli olanlar var. Çaylak olanlar var. Hangisinin ne yapacağını ben öngörebiliyorum. Ama kesin demiyorum. Yani mesela buradaki erkeğimizle buradaki dişimiz benim gözlemime göre daha çabuk yumurtlayacak görünüyor. Mesela erkek tecrübeli, dişi biraz daha tecrübesiz. Ama bu kuş daha çabuk yumurtlayacak. Zaten altını da açmış, bakın görüyorsunuz. Yani altını yumuşamıştır. Mesela burada erkeğimiz çaylak olmasına rağmen, bakın, dişi kabullenmiyor ama erkeğimiz de yılmıyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, bu tabi teller birazcık bizim görüntümüzü bozdu. Bazen kalitede iyi olmuyor arkadaşlar. Kaliteli olmasından kaynaklı. Araları çok sık olduğu için görüntü çok iyi olmuyor. Şöyle tekrar bir göstermeye çalışalım. Artık kapıyı açarak yapacağız bu işleri. Mesela burada erkeğimiz istekli, dişimiz biraz daha nazlı. Şimdi şuradaki takım yumurtlarken buradaki takım yumurtlamayabilir. Aynı ürünü veriyoruz, aynı mamayı veriyoruz, aynı vitamini veriyoruz, destekliyoruz. Ama burası yumurtladı, burası yumurtlamadı. Sebebi sizin verdiğiniz ürünler değil, sebebi dişi kuşun hazır olmaması. Bilmem anlatabildim mi? Mama verme işlemini yarıya kadar yaptık. Şimdi kalanını yapalım. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Mamalarımızı dağıttık. Kuşlarımız yedi. Bu sırada tam misafirlerimiz de geliyor. Biz videoya ara veriyoruz. Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Mamalarımızı dağıttık. Dediğim gibi hayvanlarımıza sabır göstermemiz gerekiyor. Hemen her şey olacak diye bir kaide yok. Örnek veriyorum. Bizim burada dediğim gibi 27 takım üzerinden konuştuğumuzda ilk hafta içerisinde bir 5-6 takım, sonraki haftalarda bir 5-6 takım üreyecek. Belki 3-4 takım üremeyecek. Belki genç olan takımlar biraz daha bizi sabretmeye yönelik biraz daha hani uğraştıracak. Mesela şurada bir çiftleşme görüyorsunuz. Mesela bu mamaların Breedmax'ın etkisi. Breedmax'tan da ince sınırlı bir stok var. Onu da belirteyim. İnşallah bulabilirsiniz. Şu an Türkiye'de çok nadir olan bir üründür. Buldukça da yardımcı olmaya çalışırım. Bilginiz olsun. Şurayı da bir izleyelim. Basacak mı? Bastı. Tam basamadı. O dişi 24'lü arkadaşlar. Acemi tam duramıyor mesela. Suni tohumlama neden yapılır? İşte bu durumlarda yapılır. Yani siz hayvanlarınızı gözlemlersiniz, görürsünüz.
Baktınız dişi tam duramıyor, erkek tam basamıyor. Şimdi bu yumurtlayacağı zaman boş yumurtlayacak. Suni tohumlamayı işte bu durumlarda yapmak gerekiyor. Ama hayvan o işi tam olarak yapıyorsa suni tohumlama yapmanıza gerek yok. Hayvanınızı yormayın arkadaşlar. Dostlar dediğim gibi kuşlarınızı eşledikten sonra bu uygulamayı yaparsanız iyi olur. Bunun dışında mutlaka ve mutlaka buğday çimlendirmesi, maş fasulyesi çimlendirmesi, arpa çimlendirmesi gibi çekirdek çimlendirmesi de olur. Bu tür bitkisel protein oranı yüksek ürünler vermenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü kanatlı hayvanlar özellikle proteinin yükseldikçe yumurtlama isteği artar. Bunu tavuklarda biliyorsunuz ki üretenler varsa horozsuz tavuk yumurtlar dolu olmaz sadece. Ama bizim de buradaki amacımız dişileri yumurtlatmaktan ziyade erkeklerin de doldurabilme oranını artırmaktır. O yüzden bu tür içerikler öneriyoruz. Bilginiz olsun. Böylece videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.